Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj gemimiz Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır dedi. Cumhurbaşkanının ardından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu kaldırıp döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını görmüş oldum. Ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye ifadelerini kullandı. Müjdeyle duyurulan doğal gaz rezervine ilişkin Artı TV'ye değerlendirmede bulunan HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, hükümet genel olarak dış ödeme sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldığı, cari açığın büyüdüğü, bütçenin büyük baskılar altında olduğu dönemlerde doğal gaz keşfiyle meşgul olur dedi. Gazeteci Musa Özuğurlu ise Türkiye'nin sarfiyatı düşünüldüğünde rezervin 6 yıllık olduğunu, bunun da yakıt ihtiyacına kalıcı bir çözüm getirmediğini söyledi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Urfa Şube Yöneticisi Selma Ateş, kentte günlük vaka sayısının 1000 civarında olduğunu ve her 12 sağlık çalışanından birinin salgına yakalandığını açıkladı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre ise tüm Türkiye'de görülen günlük vaka sayısı 1200-1400 aralığında. Kadıköy'deki koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan Rana Batı'ya müdahale ettikleri esnada yaşananlar üzerine İstanbul Valiliği haklarında soruşturma başlatılan polis memurlarını görevden uzaklaştırmıştı. İnternet haber yazarı Osman Diyad'in sosyal medya hesabından polislerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından göreve iade edildiklerini duyurdu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Es-Serraç ülke genelinde ateşkes ilan ederek ülkedeki askeri güçlerine tüm operasyonları durdurma talimatı verdi. Tobruk merkezli Libya parlamentosunun sözcüsü Akile Salih de Libya'da tüm partilere acil ateşkes çağrısında bulundu. Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılmasından bir ay sonra İstanbul'un Fatih ilçesinde tarihi 6. yüzyıla dayanan ve Bizans döneminden günümüze iyi korunmuş bir şekilde gelen Kariye Müzesi de resmi gazetede yayımlanan kararla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açıldı.